Şehitlerimizin ruhu için okumuş olduğumuz 100.000 aşkın hatbi şeriften hasıl olan sevabı evvelen bizzat kulasa-i kainat sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik, sen vasıl eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Bedir'den Çanakkale'ye 15 Temmuz'dan günümüze senin için ruhunu, canını veren bütün şehitlerimizin ruhlarını hediyeledik. Kabul eyle Allah'ım. Özellikle 15 Temmuz gecesi bu mekanda vatan için, ezan için, bayrak için ve bütün manevi değerlerimiz için fedai can eden şühedamızın ruhlarını hediye edildik. Sen vasıta eyle Allah'ım. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyada yapmış oldukları bütün ibadet ve taatlerini, hayır ve hasenatlarını kabirlerinde kendilerine yoldaş eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Düşmanların işgal teşebbüslerinden, hainlerin darbe ve işgal teşebbüslerinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Kardeşliğimizi, beraberliğimizi ilelebet daim eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, milletimizi, vatanımızı, devletimizi her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin diyen biz mümin kullarını umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Amin diyen buradaki mümin kullarının dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı tetekabbeleha Rabbuha bi kabulin hasenen sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Dualarımızı Kabe-i Muazzam vatanımızın gerek sınır içerisinde, gerekse sınır ötesinde mücadele edip de şehit olan terör örgütlerine karşı mücadele ederken şehit olan bütün şühedamızın da ruhlarına hediye edildik sen. Vasıl eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyl Mursalin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.
şehitliği kendine uzak görüp bir adım ötede Osman gibi. Bir ülkenin bağımsızlığına giden yol olur. Bir ülkedeki ırkçılığı, siyah bir adamın uğur ülke için kazandığı altın madalyayı bir nehre atması anlatır. Bir bakarsın ki dünyanın bir yerinde silahların ucuna taktığı bir çiçekle savaşları durdurmaya çalışan insanlar görürsün. Sonra inancı, dili ve ırkı ne olursa olsun mazluma kol kanat gerenlere şahitlik edersin. Adalet için, özgürlük için ölenlerin hep yaşadığını görürsün. Bazen bir kıvılcım yeterlidir. Haksızlığı haykırıp, adalet ve demokrasiyi elde etmek için. Yine milleti için, olmayan bacaklarıyla koşanları bulursun karşında. Bazen de tarihine kahramanlık kazımış bir milletin... Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ülkesinin başkomutanının çağrısıyla alanlara inen uçaklara, kamplara meydan okuyarak tüm dünyanın ağzını açık bırakan direnişidir, destanıdır, kahramanlığıdır. Tarihi boyunca yaptığı gibi kutsalları uğruna ölümle ölümsüzlüğü arayan bu millet büyük Türk milletidir. İstanbul! Işıklarımı yakalım bakalım. Vakit geldi. O geliyor. Tüm ışıkları yakalım. Haydi İstanbul! Tek bir sözüyle hafif milletimizi yeniden istikrar ve istikbal mücadelesi için ayağa kaldıran lider geliyor. Birbirimizin beraberliğimizin teminatı geliyor. Cesur yürekli lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Milletten başka efendi tanımayan, hiçbir güce boyun eğmeyen Anadolu'nun bir tevladı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Milleti, bayrağı ve vatanı için Anadolu'nun yağdan serden geçen lider geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Evladım geldi. Ayağa kalk İstanbul.
sevdalığın geldi. Karanlığa bir ışık, Recep Tayyip Erdoğan geldi. Evet, tüm ışıklar haydi. Vakit tamam, o geliyor. İşte tek bir sözüyle aziz milletimizi yeniden istiklal ve istikbal mücadelesi için ayağa kaldıran cesur yürekli lider, milletimizin gururu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte İstanbul, işte cesur yürekli lider, milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin kıymetli emanetleri,
Değerli gazilerimiz, çok değerli kardeşlerim, bugün ikinci yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarıma buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. 15 Temmuz destanını selamladığımız bu anlamlı günde 100 bini aşkın hatmi şerifle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şehitlerimizin ruhlarını mesrur eylemek üzere bu adımları attık ve bugün sabahtan itibaren hamdolsun bu yoldaki 81 vilayette anma törenlerimiz devam ediyor. Herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanları burada tekrar kelam-ı edeple yad ediyorum. Gazilerimize cesaretleri ve fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor. Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz gecesi tarihi bir direnişe sahne olan bu köprüden şehitlerimize Mehmet Akif'in şu mısralarıyla seslenmek istiyorum. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor. Rabbim onları cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Sevgili peygamberimize komşu eylesin. Yüce Mevla şehitlerimizin canlarını feda ederek yaptıkları şahitliği dergah-ı izzetinde kabul etsin. Aziz kardeşlerim, bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki 16-17 yaşındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden yaşarken, aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu hissediyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Fetih sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakarlık vardır. Azim, dirayet ve cesaret vardır. Buna özellikle Çanakkale zaferimizle, İstiklal Harbimizde çok yakından şahit oluyoruz. Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal bu gerçeği şu şekilde ifade ediyor.
Osmanlıların üzerine bir keder dağı yıkılmışsa sen hiç üzülme. Çünkü şafak 100.000 yıldızın kanı dökülmeden sökmez diyor. Evet, Muhammed İkbal'in dediği gibi Kurtuluş Savaşı'nda bu milletin istiklali için binlerce yıldızın, binlerce yiğidin, binlerce şehidin kanı döküldü. 1923 şafağı analarının bu hissiyatla cepheye gönderdiği binlerce kınalı kuzunun mezar taşları üzerine söktü. 15 Temmuz zaferimiz de işte böyle büyük bir fedakarlığın eseridir. Bu zafer milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayi Milliye şuununun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş. Ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktım sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. İşte bu millet vücudunu böyle siper etti. F-16'lara siper etti. Bomba yağdıran helikopterlere siper etti. Tankların altına yattı. Yılmadı. Usanmadı. Çünkü onlar bir şeye inanmıştı. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Böyle yürüdü. Bir asır önce ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taşlandıran Türk milleti 15 Temmuz gecesi de gün vatana sahip çıktı. 100 sene önce Anadolu'yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları 15 Temmuz'da da FETÖ'cü alçaklara meydanları, sokakları, işte bugün üzerinde toplandığımız şu köprüyü dar etmiştir. Bu millet FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum. Ya Rab, bu millete hizmet etmeyi bizlere nasip et. İnşallah efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimiz bu yolda çok daha büyük hizmetler vermeye bizleri muktedir kıl. 15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır. Şairin dediği gibi, ezanı Bilal için, o şanlı hilal için, bizler istiklal için kıyam ettik kıyam. 15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır.
Bu töreni bugün sadece Ankara'da, sadece İstanbul'da yapmadık. Şu anda 81 vilayette bu tören yapılıyor. 15 Temmuz tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz bizimle beraber dünyanın dört bir yanında adalet ve özgürlük mücadelesi veren tüm mazlumların zaferidir. Şu anda Moskova'da da bu törenler yapılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Her yerde. Batı'da her yerde. Çünkü bu nabız sadece bir noktada atmadı, atmıyor. Her yerde atıyor. Kardeşlerim, nasıl İstiklal Harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz zaferimizde Türkiye'nin önünde yeni kapılar araladı. 15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmesine de vesile oldu. Demokrasi nöbetleriyle başlayan tarihi yeni kapı mitingiyle ete kemiğe bürünen bu dayanışma iklimi başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere Türkiye'yi tüm cephelerde daha da güçlendirdi. Tabii 7 Ağustos, evet, orada Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun Cumhur'un ittifakıyla devam ettirdik. Aynı kararlılıkla bunu inşallah devam ettireceğiz. FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırırken, yurt dışında da özellikle PKK ve uzantılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Önce Fırat Kalkanı Harekatı, daha sonra Zeytin Dalı Operasyonu ile sınırlarımızda ülkemize yönelen terör tehdidini kaynağında bertaraf ettik. Cerablus'ta 3000 DAEŞ'li hamdolsun derdest ettik. Zeytin Dalı'nda 4600'e yakın, evet, teröristi yok ettik. İçeride 1400'ü aşkın teröristi bu yıl içinde aynı şekilde etkisiz hale getirdik. Ne dedik? Evet, inlerine gireceğiz dedik. İnlerine girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Nereye giderlerse gitsinler, bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak. Ordumuzu bulacak. Polisimizi bulacak. Evet. Güvenlik korucularımızı bulacak. Ülke hudutlarımız içerisinde artık sabotajlara, karartma eylemlerine maruz kalmadan tüm terör örgütleriyle çok daha başarılı mücadele yürüttük. Ayrıca Türkiye'yi vesayetin boyunduruğundan tamamen kurtaracak, demokrasimizin önünü açacak, yönetim sistemimizi kalıcı istikrara kavuşturacak önemli adımlar attık. Artık yönetim sistemimizi malum değiştirdik. Ve yeni yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'nin gerek ülkemizde gerek tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Hiç bundan endişeniz olmasın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hem milletimizi bir hayaliyle buluşturduk, hem de ülkemizi, evet, büyük bir çileden kurtardık. Bu tarihi değişimle Türk demokrasisine çağ atlattık. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüştünü tüm dünyada ispat ettik. Tüm bu gelişmelerle inşallah ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık. Kardeşlerim, yıl dönümleri aynı zamanda muhasebe ve murakabe günleridir. Ülke, millet ve devleti yönetenler olarak 15 Temmuz gecesi ve sonrasında
yaşadıklarımızdan çok büyük dersler çıkardığımıza inanıyorum. Öncelikle 15 Temmuz bizlere kimin ülkemizin kara gün dostu olduğunu, kimin de sadece iyi gün dostu olduğunu gösterdi. Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız hadiseleri ikide bir gündeme getirmesek de onları asla unutmayız, unutturmayız. Onun için 15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız. O bizim için bir tarihe kayıttır. Geçmiş tecrübelerden aldığımız derslerle geleceğimizi aydınlatacak adımlarımızı atarız. 15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları da aynı şekilde hafızamıza kaydettik. Not ettik. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Daha darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren demokrasimize destek verenlerle cuntacıların yanında yer alanları asla aynı kefeye koymayacağız. Merhum Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi, her şey bittiğinde hazırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın, daha doğrusu dost bildiklerimizin sessizliği olacaktır. Burası çok önemli. Hele hele ülkemizden kaçan darbecileri bağrına basanların ilkesizlikleri asla hafızamızdan silinmeyecektir. Açık ve net söylüyorum. Kimin, nerede, nasıl tavır takındığını çok iyi biliyoruz. Kimin kimlerle iş tuttuğunun da gayet iyi farkındayız. Umutlarını FETÖ'cü cuntaya bağlayanların, olayların seyri değişince nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını, nasıl öfkelendiklerini de biliyoruz. İlişkilerimizi belirlerken diğer konular yanında darbe teşebbüsüne karşı tavrı da dikkate aldık. Alıyoruz, alacağız. Bunun yanında gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında FETÖ ile mücadelemizi aralıksız devam ettireceğiz. İşte Azerbaycan'dan geldi. Ukrayna'dan iki tane arka arkaya geldi. Takip ediyoruz. Gelecekler. Gelecekler. Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik mi böyle bilinir? Son iki yılda örgütün devlet, iş dünyası, bürokrasi, ticaret, medya ve sivil toplum alanlarındaki yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik. Yoğun diplomatik temaslarımız sayesinde bugüne kadar 16 ülkede örgütün okul adı altında açtığı fitne yuvalarını kapattırdık. 80'in üzerinde firari elebaşını kaçtıkları yerlerden ülkemize getirtip yargıya teslim ettik. Ülkemizde devam eden davalar artık yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Suçlular titizlikle belirlenerek o gece ülkemize ihanet eden, milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara çarptırılıyor. Son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde kararlılıkla sürdüreceğiz. Tabii bunların hepsi müzakere masasında. Müzakere edeceğiz. Zira şehitlerimizin kanını yerde
asla bırakamayız. Gazilerimizin kanını asla yerde bırakamayız. Hesabını soracağız. Değerli kardeşlerim, bakınız bu çevrede tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız. O gece başta bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşelerinde yaşanan kahramanlıkları da unutmayacağız. O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık hikayesine şahit olduk. O gece milletimizin bağımsızlığı için neleri göze alabileceğine bir kez daha çok yakından şahit olduk. Füze rampalarının gidişini engellemek için tır lastiklerini kesen Polatlılı vatandaşlarımızı tarlasındaki mahsulü yakarak jetlerin uçuşlarına engel olan kahraman Kazan halkını hiçbir zaman unutmayacağız. Şu zekaya bak. Zekaya. Nasıl durdururuz biz bu saldırıyı? Bütün tarlasını yakıyor. Bakıyorsunuz, evet. Lastikleri kalkıyor, orada tankların önüne koyuyor. Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halis Demirleri. ...16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Şuracık'ta Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız. Tek başlarına, karşılarına dikildiği darbecilere kök söktüren hanım kardeşlerimizi, Türkan kardeşimizi, nicelerini, ellerinde bayraklarla namluların üzerine yürüyen gençlerimizi, alnı secdede sabaha kadar dua eden, gözyaşı döken ak saçlılarımızı hiçbir zaman hafızamızdan çıkarmayacağız. Somali'den Pakistan'a, Medine'den Malezya'ya, Sancak'tan Türkistan'a kadar dünyanın dört bir ucunda ülkemiz ve milletimiz için meydanlara koşan kardeşlerimizi de unutmayacağız. 81 vilayetimizin tamamında iradesine ve meşru hükümete sahip çıkan kahramanlarını hiçbir zaman unutmayacağız. 15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha gösterdi. Bu millet asil bir millettir. Bu millet cesur bir millettir. Bu millet kahraman bir millettir. Bu millet hürriyetine, canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip bir millettir. Türkiye'de demokrasinin de bağımsızlığımızın da en büyük garantisi ferdi ve hizmetkarı olmaktan her zaman şeref duyduğum işte bu millettir. Evet Allah, bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur. İşte tekrar ediyorum. Vurulup ömrünün ilk baharında, kanından çiçekler açar yanında, cümle şehitlerin omuzlarında, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Evet, şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti sayesinde hiç şüphesiz olmasın, hiç tereddüdünüz olmasın,
ülkemizin ve milletimizin geleceği aydınlıktır. Kardeşlerim, inşallah burada Şehitler Mabedi'ni ta başta bitirdik. Şimdi de hemen bana göre sağ tarafta şimdi bir de Şehitler Müzesi yapıyoruz. Şimdi bu müzede de tüm şehitlerimizin hatıralarını, objelerini inşallah orada sergileyeceğiz. Ve süratle inşallah bitiyor, bitecek. Dolayısıyla buraya tüm gelen misafirlerimiz, şehitlerimizin yakınları bu müzede de inşallah bunları ziyaret etme, gezme, görme imkanını yakalayacak, bulacak. Ve bu bana göre sağ tarafı özel bir düzenlemeyle inşallah gayet güzel bir hale getireceğiz. Kardeşlerim, bu düşüncelerle sözlerime son verirken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine Yüce Rabbimden sabrı cemil diliyorum. Gazilerimize Rabbimden sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun. Rabbim vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz vari acılar, travmalar yaşatmasın. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, sayın bakanlarımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Başbakanlarımızdan Sayın Tansu Çiller Hanımefendi'yi de sahneye davet ediyoruz. Eski Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nu da sahneye davet ediyoruz. Nice canlar şehit düştü bayrak açarken, kimi tanka kapağı tuttu kimi silaha, demokrasi çiğnenmesin. İşte İstanbul! İşte! Türkiye sevdalısı lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi de dua için Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamızı sahneye davet ediyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme rabbena, ya rabbena, tekabbel minna, inneke entes semi'ul alim.
ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim vehdini vehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tarikim müstegim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti habibike ve rasulikel kerim ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Şehitlerimiz için okumuş olduğumuz yüz bini aşkın hatmi şerifi evvelen bizzat hulasa-i kainat sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimizin ruhuna hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı özellikle şu mekanda senin rızana ulaşmak için fedai can eden şehitlerimizin ervahına hediye eyledik, sen vasıl eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, 15 Temmuz gecesi hem burada hem ülkemizin her yerinde vatan için, bayrak için, ezan için, namus için fedai can eden bütün şehidamızın ervahına hediye eyledik, sen vasıl eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan, darbe ve işgal teşebbüslerinden sen muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Bizleri ecdadımızın yolundan sen ayırma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, amin diyen şuradaki bütün mümin kullarının geçmişlerinin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Ya Rab, vatan için mücadele ederken gazi olmuş bütün gazilerimize şifalar nasip eyle Allah'ım. Kendilerine hayırlı ömürler nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp kabul olan duaların zümresine ilhak eyle Allah'ım. Kahraman ordumuzu karada, denizde, havada her veciyle mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Yurdumuzun içinde ve dışında teröristlerle mücadele eden kardeşlerimize, ordumuza, askerimize, polisimize sen yardım eyle Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı.